Sevgili arkadaşlar, YouTube'dan izleyen herkes hoş geldi. Black Mesa kaldığı yerden devam ediyor. İkinci bölümdeyiz efendim. Bu kötü oldu. Minik bulmacalar çözdük. Hikayede henüz çok fazla ilerlemedik. İşte G-Man'in böyle süper güçleri olduğunu, bizi sıçırtabilecek tarzda bir insan olduğunu öğrendik genel olarak. Suyun yükselmesiyle beraber yavaştan buraya geldik. Sonraki aşamada ne olacak bilmiyorum. Ama şu cephanenin böyle kısıtlı olması, kıt olması beni bayağı bir yoruyor şu an ya. Tabii ki yani önüme gelene sıksam o da biraz fazla kolay olurdu haliyle ama. Oo! Bak nihayet kırdığım kutulardan bir şey çıktı. Bu benim kutu kırma alışkanlığımı arttırır. Bir tane armor bulabildik en nihayetinde. Sanırım buraların altlarından geçebilmemizin pek bir olayı yok. O yüzden devam edelim. Security'nin içi de pek güvenli değil gibi yani. Pek hali vakti kalmamış buraların. Havalandırmadan gireceğiz. Ama adamlardan birini burada harcamışlar. Bir de bir tane bilim adamı havalandırmaya çekilmişti hatırlarsanız. Bu havalandırmaya çektikleri bilim adamını mahvetmişti abi zombiler. Cephane edindim. Güzel. 17.38. Camı levye ile kır gir. Bunlar ama şey camları kankam. Arkasında dikenli teller var. O yüzden içeri giremezdik istesek de sevgili Bundes. Dediğim gibi G-Man hakkında pek bir bilgi yok ama kendisi bayağı güçlü, psişik güçlere sahip. Doğrudur. Canımız full. Armor bitmiş. Tamam, buraya kadar geldiğimize göre bir olayımız olmalı, öyle değil mi? Ey, şunu tutma be. Ya da burası ekstra etkinlik gibi bir şeydi. Ve benim buradan geri dönmem gerekiyor. Öyle bir şey de olabilir. Demin gördüğün yeşil yaratıklar Vortigaunt. Onlar G-Man bazı işlemleri engelleyebiliyor. Nasıl yani? Onlar G-Man'i mi kısıtlıyor? Buradan aşağı doğru ineceğiz anladığım kadarıyla. Başka bir gidiş noktası yok. Orada ortada kol vardı. Hangi ortada? Ben kol mol göremedim. Gördüm. Tamam, gördüm. Zaten hani aşağı inmeme müsaade etmedi o. G-Man'in bazı işlerine taş koyabiliyorlar. Aynen kısıtlayabiliyorlar onları ve onlar da bayağı güçlü. Ama Serkan, 8-10 mermiye indirdik biz onu. Yani 8-10 mermiye öldü. 8-10 mermiye ölen bir canavar nasıl oluyor da G-Man'e emir verebiliyor ya? Ya da G-Man'i kısıtlama altında tutabiliyor? Kapı kapalı. 2 numaranın falan altına giremiyor muyuz? Giremiyoruz ya, yok. Ama böyle yaparsan herkesi uyandırırsın oyun. Tamam. Kafa yengeçlerini harcadık. Bir kafa yengeci daha geliyor. Görüşürüz kafa yengeci. Piu. Gel. Levye ile bekliyorum elimde oğlum. Biraz böyle sayıca fazla mı gelmeye başladılar acaba? Kanka, biri vanayı açık bıraktı, bu sonsuz miktarda mı gelecek? Bak, kenarda köşede bir kapı vardı, onu göremedim.
Götüne kodumun yengeci. Bir daha yukarı çıkar beni. Şuraya giremedim bak. Orada çok önemli bir şey var mı? Şurada. Save'i baştan almama gerek var mı? Nurtaç abla hoş geldin. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Ya yeni oyun değil de bu aslında Half-Life 1'in yeniden yapımı gibi bir şey. Ben de bunu oynamak istedim. Dedim hani bir şey yapalım, oynayalım, deneyelim. Keyifli olur diye düşündüm. Remake. Yani yeniden yapımı ya. Çoğu şeyi yeniden yapmışlar. Bunu da açıkçası başarılı yapmışlar. Fena sayılmayan güzel bir alandayız. Ve etrafta o kadar düşman da göremedim. Oo, iki tane mermi. Çok iyi. Lan iyi ki var ya, bütün kutuları kırıyorum ha. Mermi çok harika oldu. Ama sanırım bunu levye ile kırmak pek mümkün değil gibi. Bulunduğum yere deprem gibi geldiğim için. Oy. Kaç mermi oldu? 123. Peki, tamam. Yani 123 mermi olduğuna göre mutlaka burada bir yerde bize sıktıracak. Çok basit olarak dünyayı işgal eden bu varlıklar tek bir büyük varlık tarafından köle edilmişler ve bu deneyin kötü gitmesi sonucu bizim dünyamıza saldırıyorlar. Aynen. En azından oyun çeşitliliği oldu. Sıkılmıştın aynı oyunları oynamaktan Nurtaç abla. Vallahi o kadar böyle monotonlaştı ki. Şimdi şöyle. Sabah ben 9'unda kalktım. Normalde şey değil yani. Tamam güzel. Oy, nümer mi geldi öyle? Ya ben sabah erkenden kalktım. Bütün videoları falan düzenledim. Daha doğrusu bitmedi, düzenleyemedim. Daha hala live'ın düzenlemem gereken videoları var. Ya hani hem yayın, hem render, hem edit falan filan derken zaten böyle bir parça patoz oluyorum. Hani bir de yayında aynı tip oyunları oynayınca iyice böyle bir bayma sıkıntısı yaşanıyordu. Ha, çok bir yenilik olmasa da iyi oldu ya. Tamam, şuradan devam. Tekrar bir save. Lan orada ne yaptınız? Hatta bunları kontrol eden varlığın ismi Nihilant'tır. Bu varlıklar zamanında kölelikten kurtulmuş ve ardından kendi ırkını köle etmiştir. Nihat mı? Nasıl Nihat ya? Nihilant. Garip bir atmosferi var ya. Oh, bebeğim. Yani buradan gitmek şu an pek mümkün gözükmüyor diyecektim ki. Eğer düzgün zıplama yaparsak mümkün. Ben ne olur ne olmaz büyük zıplamalar öncesi save alayım da. Yok yere böyle taşlarımız elimize gelmesin abi. Save. Kırılmıyor. Burada Levya, Buba. Nihilant babuş. Tamam Nihat. Ben de onu diyorum. Şimdi Nihat abi kendi ırkını kontrol al. Ama sen YouTube kanal fazlalığından yetişemiyorsun bence. Tabii ki senin kararın, saygı duymak lazım da yoruluyorsun. Abla tam zamanlı iş gibi işte ya, yani hatta tam zamanlı işten de fazla. İşte yaklaşık günümün 10-12 saati falan. Bununla ilgileniyorum. Bazı zamanlar 12 saati de aşar. Kanka iyi atlamışım, götüme sağlık. Peki buraya atlamak bana ne kazandırdı? Ha tamam.
Buraya hızlı gelmiş olduk. Peki. Bunun altında da bir yer var da oraya bir pek bir gidesim yok ya. Dur bir save alıp öyle atlayayım. Efendim ablam? Aristos'la memuru gibi çalışıyor. Aa ben çok keyif alıyorum ya. Aha kulağım çınlıyor. Ben çok keyif alıyorum ya. Hiç sıkıntı yok yani. Anan. Oğlum bunlar kendi arasında çatışıp birbirini mi yiyor lan? Bir nevi bunlarda yamyamlık da var o zaman. Ben seni sağ bırakmam ki ben. Ağzına sıçtı mekanın. Nihat seni çok yoracak benden demesi fark ettim abla. Hatta bu deneyin patlamasına vesile olan taşı G-Man verdi. Kendisi geleceği görme ve bazı olayları değiştirmek gibi tanrısal güçlere sahip. Bu oyunun mottosu bu. Öngörülemeyen olaylara hazırlıklı olun. Anladım. Ne G-Man'miş ya. Zannedersin G-Man değil He-Man arkadaş. Herifin ne özellikleri bitti ne statları bitti ya. Ne son boss mu bu yani ne bu? Muhtemelen son boss. Kendimi burada bir yerde canavara çektirip şurada bir yerde kafasına sıkıp karşıya geçebilirim aslında da. O karşıda bizim ilgimizi çekecek ne olabilir bilmiyorum. Şimdilik ben buradan eski noktama geri dönüyorum abi. Diğer kapıdan girdiğim gibi devam edeceğim buradan. Ha mecbur şey yapılacak galiba. Buradan karşıya geçmenin bir yolu yok mu ya? Belki anlattıklarım garip gelebilir ama hikayeyi iyi bilmek lazım. Anladım. Aynen G-Man G-Man değil He-Man ya. Suya atla da acık serinleyek. Seni mi kıracağım? Seni mi kıracağım? Oğlum suyun içi niye bu kadar bulanık ya? Aşırı bulanık. Ciddi manada böyle güçlere sahip ama öyle istediği zaman yapamıyor. Efendilerinin izni olması lazım. Düşünsene He-Man gibi bir şeysin ama izin alıyorsun anasını satayım. İzin kağıdı gibi. Zannedersin liseli ergen öğrenci. Kıskaç çığlığı mı? Hayır çığlık mığlık yok böyle iyiyiz. Çığlık falan bizi bozar. Çığlık falan yok. Aldım save'i. Patlamanın etkisiyle su kirlenmiştir. Doğrudur. Birileri çığlık atıyor galiba ama. Vallahi %100 armorum, %100 canım var. Selamun aleyküm. Buraya geldik. Bunlar patlar, bunlardan uzak duracağız. Az önce öldürdüğümüz Godzilla. Dev gibi yaratık arkadaş. Yeterince cephanem olduğundan dolayı hiç korkum yok var ya. Ama bir şey vermiyor bunlar. Keşke acık bir şey verselerdi. Kapıyı örtelim. Tekrar save. Ha kapı kilitli. Sıkıntı o değil. G-Man bu kadar kuvvetli. Bunun efendileri kim? Onu bilmek lazım. Peki bir şey soracağım. Dünya üzerinde bizim yaşadığımız bu olaydan haberi olan kimse yok mu? Çünkü bu büyük bir şey abi. Yani bir acil durum sistemi falan yok mu? Burası sonuçta gizli bir üs ve hani belli başlı aralıklarla rapor falan verdiriyorlardır diye tahmin ediyorum ben. Ya atıyorum hani her şey yolunda mı? Ses alamıyoruz, C bloğu ile irtibat kuramadık, işte kırmızı protokolü uygulayın falan. Hani klasik filmlerden gördüğümüz.
Ya misal kırmızı protokol ne? Girin yok edin abi. Yer altında yaşanan bir şey acil durum atları çökmüş olabilir veya G-Man engellemiş olabilir. Anladım. Bu olaydan Amerikan ordusunun haberi yok tabii ki de oluyor. Hatta bu olayın üstünün kapanması için orduyu yolluyorlar. Ha. Adamlar da yardıma değil üstünü kapatmaya geliyor. Ablam şey pintiler değil kupon çılgınlarını izliyoruz ya son günlerde. O da yemek vakitlerinde. Bizim kırmızı protokolümüz sensin. Ya ne bileyim hani öyle bir protokol vardır ya. Gerçi şeye şaşırmıyorum yani adamların işte imha etmek için gönderilmesine şaşırmıyorum abi. Genelde böyle olur zaten. Yani genelde bir şeyler ters mi gitti abi? Tamam. Susturucu ekibini gönder, susturma ekibini. Save alala ilerliyorum. Bu kapıdan geldik biz zaten. Oraya doğru gitmeyeceğiz. Şuranın olayını bilmiyorum. Buradan karşıya atlanacak muhtemelen. Direkt şu karşıya mı gidiliyor? Nereye gidiliyor? Sakin Samet. Piu. Olayı kapatmak için ordu geliyor, herkesi öldürün diyorlar ama işler değişiyor. Half-Life belgeseli izlemiştim, oradan biliyorum. Anladım. Pintiler çok fenaydı valla. Ya belli bir süreden sonra ama baygınlık geçirtiyorlar adama ya. Hani çünkü şu tarz oluyor genelde aşırı pintilerde. Kâr etmek için çöpten toplamaya başladım. Ya da artık arkadaşlarımın bohunu yiyorum falan böyle. O tarz manyaklar olduğu için. Belli bir aşamadan sonra aman be diyorsun. E tamam burası bizi eski yere yolluyor aslında ya. Burayla pek bir olayımız yok. Muhtemelen buranın ilerisine gideceğiz. Bir daha. Ne olur ne olmaz. Half-Life belgeselinden önce birçok kaynakta araştırma yaptım. Yani belgesel ile öğrenmedim bunları. Demek ki sen daha önceden de ilgilisindir. Obsesifler, çöp evler falan en başta iğrenç oluyor. Abi gerçekten adamlar yani o kadar uzun süre temizlik yapmıyorlar ki. O izlediğimiz temizlik takıntılılarında. Adamlar hakikaten evi bok gibi bırakıyorlar ya. Yani özellikle yiyecek artıklarının sonralara doğru oluşturduğu organizmalar harbiden görüntü açısından tahammül edilmesi bir zor bir görüntü bırakıyor. Ben bütün sandıkları kırıyorum bu arada içinden cephane çıkıyor diye ama adım başı da save alıyorum ne olur ne olmaz. Bütün muhabbet bu tesisteki ışınlanma makinesine enerji sağlamak için başka gezegenlere yolculuk yapıp sömürmekle başlıyor. Anladım. Kupon çılgınlayıcılarıyla ev yenileyicileri izliyorum ben de. Bir de Pawn Stars. O ne bilmiyorum. Abla ev temizleme keyifli oluyor da. İlk başta adamların evleri pis ya. O pislik diyorum tahammül edilecek gibi değil. Yat aşağı. O kadar cephaneyi boşa mı topladık koçum? Kapı kullanılamaz. Buradan geldik dümdüz gidilecek. Hysteria Art Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hysteria hoş geldin canım. Merhabalar. Aman aman. Nerelere geldik? Adamlar niye temiz evi temizlesin? Ablam temiz evi temizlemeden değil şey ya. Birikmiş. Yemek artıkları çok çirkin duruyor. Sıcı sıcı miktarında mermimiz kaldıydı ama düzelttim onu. Çok hızlı bir şuraya bakacağım. Zaten buradan geldik. Okey. Kapama ki kapıyı. Gittiğim belli olsun. Avel. Burası kilitli. Burası daha demin gördüğümüz yerin üstü.
Sıcı sıcı. Histeria aleykümselam, hoş geldin. Engerrek, sağ olasın, iyi yayınlar dileğin için. Ben hayvan kurtaranlar vardı YouTube'da, hep onları izliyorum. İnsanlığa olan inancımı kaybetmemek için. Doğrudur. Olguncum selamlar, hoş geldin. Hikayeyi yanlış anlatıyorsun. İnsanlar gezegeni sömürmüyorlar ama yine bazı işlemler maliyetli oluyor. G-Man bilim adamlarına süper enerjiye sahip bir taş veriyor ve felaketi başlatan da o zaten. Anladım. Evet evet, kadının biri o aşırı pintilerde işte ya, çayla yerleri silen. Çok mantıklı bir hareket değildi değil mi? Üzerinde Danger yazan kutulara vurmak. Çok da mantıklı bir hareket değildi abi. Neyse, camları fulledik Allah'tan. Biraz da böyle cephane bulabilsek. Ve herhalde yani sektörün bu kısımlarında yaşayan yok diyeceğim de, nasıl yaşayan olsun ki? Bura depolama alanı olarak kullanılıyor sonuçta. Şuraya gidiliyor muydu? Aa. Kullanılamaz. Peki. O zaman doğrudan bu asansöre. Ama ev harbiden çok kötü çay kokar ya. Öyle yani, çayla yerleri bile dalamak. Tamam yani kokusu falan güzel, içmesi hoş ama... Dayı? Artık dayı yok. Artık dayı yok. Birader dur, bir açma kapıyı, dur. Eyvah. Lan aç kapıyı da yardım edeyim. Bu adamlar at ağızlı ya. Kapıyı kendilerine kilitlemişler. Bura adamların olduğu yere doğru gidiyor. Ha, şu kapıyı bir açayım da kısa yol açmış olayım. Oh, Gordon. If I had known it was you, I would have let you in. Yalancı göt. Heading for the surface, but I think they're crazy. If we stay put, ha. Someone is bound to come and rescue us. Right? Ha ha ha. Kardeşim, birileri gelip bizi kurtarmayabilir o konuda. Ne yazık ki sana çok katılamayacağım. Güzel. Elektriğin kesilmesi gerekiyordu burada zaten. Birader dur, senin de acına son vereceğim. He, niye? Niye beni içeri almadın? Niye niye? Hiç vicdan yapmayacağım bu arada. Ben öldürmesem burada bir yerde ölecekti zaten. Yani kapıyı açsaydı belki bir şeyler düşünürdüm. Ama adam kapıyı da açmadı usta. Bu ne terbiyesizliktir ya. Aynen öyle. Ya zaten hani... bu kadar büyük çaplı bir felaket yaşandığında Amerikan ordusunun gelip her şeyi temizleyeceğini tahmin etmek zor değil ya. Lan ne oluyor? Aa, sağ olun. Adamlar gelip şey yapar yani. Herkesi temizler. Bu olanlar duyurulmamalı diye. İnsanoğlunun bundan haberi olmamalı. E ne yapalım o zaman? Herkesi öldürelim. İçeride bir şey... Şu mermi mi? Kod Kafi, hayırlı olsun babuşum demiş. Prime'ın avantajıyla 4. ayını kutlamış. Tamam. Oy. Burada yere inersek ızgara oluyoruz kanka.
Bak Black Mesa tesisinde gerçekleşen felaketi şeye yollamışlar mesaj olarak. Evet, Remastered Half-Life. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Ordu yollanıyor ama ordu başarısız oluyor. Son olarak tesiste atom bombası patlatarak tüm tesisi havaya uçuruyorlar. Tahmin etmesi zor değil. Peki ordu neden başarısız oluyor kanka? Yani bu oyunun içerisinde deneyimleyeceğimiz bir şeyse... Eğer tahliye alanındaysanız hiçbir ulaşım vasıtanız yoksa en yakın polis karakolu veya askeri yetkiliye gidin. Acil durumlar dışında telefon kullanmayın. Aha. Korktum lan. Eminim adamlar tahliye noktasına yakındır. Dur. Ne oluyor lan? Şurada gördüğüm şey mermi miymiş? Vallahi mermiymiş ha. Ne yaptın, kafana sıkmak için mi kullandın mermiyi? Bizim oğlan. Özel bir soru olacak ama merak ettim. Abone sayısı ne kadar diye soracağım ama seni tatmin eder bir sayıda mı? En azından onu öğrenebilir miyim? Nurtaç abla, çok teşekkür ederim. Ya normalde bu tarz soruları şey yapmam da soran sen olduğun için hiçbir sıkıntı yok. Fevkalade derecede tatmin eder bir sayıda. Yani normalde bu kadar izlenmeye böyle bir abone sayısı pek olası değil. O açıdan community'min katılımı ve beni desteklemesi gerçekten güzel. O tatmin edici. Ya özellikle hani farklı farklı oyunlar oynadığımızı düşünürsek birbirini tutmuyor. Hani nasıl diyeyim? Ya beni sadece strateji oyunlarında takip eden adam da var. Her şeyi izleyen de var falan filan. Ama ona rağmen gerçekten community'nin katılımı çok iyi. Ya hele hele YouTube tarafı. Adamlar yani video gibi her şeyden faydalanıyor. O sen ayvayı yedin abi. Öldü öldü. Tamam öldü o. Öldü o. Ha. Tamam, geldiklerinde uzaylılar var. Uzaylılar içinden geçiyor adamların, ordunun. Anladım. Tabii canım, yayına gelemeyenler videoları kaçırmıyor. Rica ederim Nurtaç abla, ne demek? Çok teşekkür ederim. Patlayıcı mı la bu? Yo, elektronik diyor. Oy. Orada bir şey olabilir var ya, şu an canım deli divane oraya gitmek istiyor. Bekle, aldım save'imi. Ben aslında burada yoğun, bir içeri gir. Selamlar babuşum. Seni izleyen şanslı bir seyircine abonelik mi hediye edeyim yoksa sana bağış mı atayım, nasıl istersin? Ege'cim düşünüp selam vermiş olman bile yeterli, sağ olasın. Desteğin için çok çok teşekkürler. Anan. Tam böyle dağılacağımı tahmin ettiydim. Burada bir şey var mı, ona bakmaya geldim. Hiç sıkıntı değil. Save'e döneceğim zaten, hiç sıkıntı değil. Yayına gel, evet. Uzaylılar aşırı güçlü, insanlar karşı koyamıyorlar ve askerlerin iletişimi zarar görüyor. Anladım. Ha, düzenli bir operasyon düzenlenemiyor. Ege, bu arada desteğin için çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Adamlar operasyon düzenleyemiyor. Alfa şurada, saldırı altındayız. Tango ekip düştü. Bravo, durumu kurtardık, mekanı temizledik falan diyemiyorlar. Anladım. Dayak arsası taretin altına gir çık yapıyor. Ya ne bileyim, belki orada dedim kıymetli bir item vardır. Bana öyle geldi en azından, dedim belki kıymetli bir item vardır yani. Deminden şimdiye gelmemin sebebi ne? Bence orada bir şeyler toplanacak abi. Şaftıma şaftıma vurdu, şaftıma şaftıma. Power 95.
Bu bilgiler spoiler olmuyor. Hikaye ile alakalı küçük bilgiler veriyorum. Atmosferi Samet abi daha iyi anlasın diye, ama isterse vermeyebilirim. Yo yo, hiç hiç sıkıntı değil Serkan. Yani sen o kadar nasıl diyeyim, böyle hikayenin gidişatını etkileyecek büyük spoilerlar vermiyorsun. Evreni tanıyoruz sayende. Ki bu evren gerçekten çok. Selamun aleyküm birader. Ne yaptın? Abi içeride çığlıkları duyduysan, bak bunlara misal mermi harcama kanka. Armut olma. Bu şeyler gergin hissetmeme sebebiyet veriyor. Verir, doğrudur. Bu herif bir kapı mapı açacak mı? Kafasına sıkıp alsam ekmeğini kafasına vurup. Bekle. Belki bir yere açıyorsundur kanka. O yüzden. Geldim. Lan. Gelemedim. Ben de aynı şeyi dedim kanka. Bence burada durmamalıyız. Reis geliyorlar, geliyorlar. Tam adamı benim öldürmeme gerek kalmadı. Ha, 150'den fazla mermi steklenmiyor mu? Bu beni üzdü. Ben tasarruflu olayım diye az silah kullanıp duruyordum. Adam yattı aşağı bu arada. Aleyküm selam, kuru kafa hoş geldin. Biz buraları gördük mü? Kanka! Bunlara silah çok mantıksız o zaman ya. Şuna baksana. Hayvan gibi cephane harcadık yani. O First Aid istasyonuna giriyordum az daha. Buralarda bir şey yoktu. O adamların dalağına dalağına sıkıyoruz. Hiç umurlarında değil. Kapı kullanılamaz. Ege Demirci Silent Scream'a abonelik hediye etmiş. Ege'cim kesene bereket, sağ olasın. Silent Scream, sen de aramıza hoş geldin. Merhabalar. Stay back. Take her. It's not my time. Don't worry, he's human. If you're trying to escape, I'm coming with you. Olur, gel. So sure we should go to the surface. What if the world finds out what we're doing down here? Suit yourself, Clifford. All right, which way out of here? Hanımefendi, çıkış ne tarafta bilsem çıkardım herhalde, değil mi? I have no interest in following you to your death. Fools. Sıkayım mı lan kafana? Sizi ölümüne takip etmekle hiç ilgilenmiyorum aptallar diyor. Gecem teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için, hoş geldin. Gayet keyifliyiz, sağ olasın, sen nasılsın? Hanımefendi benle geliyordunuz en son sanırım. Bir kapı açmak adına lazım olacak kendisi. Buralara girdik çıktık, bu ofisler bayağı tehlikeli. Silent hoş geldin bu arada. Oo. Biraz keyif kaçıracak gibi. Bayağı panik oldun ha. Yani üzerimize yıldırımlar atılırken.
Çok güzel. Panik oldum. Oo, iyi oldu bu. Bu iyi oldu. Bak 144 birim mermi gerçekten iyi oldu. Kusura bakmam da içime girmede hareket edebileyim değil mi? Adamlar şey kafasında, ordu gelip bizi kurtaracak diye sap sap bekliyorlar. Aynen aynen. Aslında adamların mantığını çok da sıkıntılı bulmuyorum. Aha. Shotgun mermisi geldi. Acaba shotgun'ın kendi ne zaman gelecek? Dur, kaya yengeci diyor. Dur dur. Dikkatli ol. Ihta ol, kafamıza oturmasınlar. Evet, Serkan söylemese biz de olayın ne olacağını bilmiyoruz da. Yani böyle bir durumda muhtemelen bir felaket yaşandığında ben de köşeye bir yere çekilir, yetkililerin gelmesini beklerim sanırım. Ya, kurtarılmayı beklemek bu senaryoda daha mantıklı gibi, düşünsene. Dünya dışı birçok canlı var dışarıda. Ve şey, yani onların böyle milleti çok acı verici derecede mıhladığını biliyorsun. Onu hocam. Parti var anladığım kadarıyla. Kaç kaç. Hala şiddet yanlısı değilim diyor. Yani elektro şokları kafamıza kafamıza atıyorlar ama diyor ki hala şiddet yanlısı değilim. İşten boşluk bulup geldim. Senin serilerini izliyorum YouTube'da sabahtan beri. Dedim bu saatte yayın açıyordu, gelip selam vereyim. İyi yapmışsın, sağ olasın. Teşekkür ederim. Alp abim hoş geldin. Hangi seride zaman geçiriyorsun peki son zamanlarda? Son zamanlarda pek fazla seri yaptığımız da söylenemez de. Gerçi Max Payne oynadık. Max Payne güzeldi gayet. Şundan bir kurtulalım da. Sen bir kapı açacaksın gibi duruyor yani, işimize yarayacaksın gibi. I just overheard a secure access transmission. Ha, evet. Soldiers have arrived. They're coming to rescue us. Of course, I have my doubts that we'll live long enough to greet them. Çok iyi. Askerler kurtarmaya geliyor diyor. Aa, Max Payne güzeldi abla. Max Payne'i bitirdik. Şey, gelmeyecek misin sen bizle? Yes, I'll secure the perimeter. I'll watch your back. Ya onun gelmeye niyeti yok ya. O bize de gelmeyecek. Belki yatıştırmak için diyorlardır. Kaçmaya çalışanlar kaçarlar diye. Nasıl yani? Zaten şu an bir şeyler yapıyoruz. Sen burada kesin mefta olursun. Of. Herhalde hanımefendinin şeyi var böyle. Bence kadın bilim insanı ölecek. Ya hanımefendi mefta, ben söyleyeyim. Taret var ya, hayatımızı kaydırdı, hayatımızı. O taretten geçemez ki. Supralent izledim biraz önce. 3 bölüm çekmişsin. Daha sonra Max Payne'e yeni başladım. Neyse ki onda bayağı bölüm var. Bayağı dizi gibi izliyorum. Sarıyor. Aa, çok teşekkür ederim. Max Payne sonuna kadar gitti bu arada. Yani finaline kadar seyredebileceksin. Merak etme. Benim için de hoştu ya Max Payne. Ama Supralent... Bulmaca çözemiyorum. Half-Life gibi bir oyun bu. Abi Half-Life'in kendi zaten bu. Evet, gene
Oo. Biladerlerimin sayısı bayağı fazla gibi. Lan ne güzel armorum, her şeyin full geziyordum arkadaş. İşe yarar diye düşündüm. Şunu ateş edip patlama hasarı vereydin ya kenardaki tüplere falan. Adamlar bölüm tasarımında sana öyle imkanlar sunuyor. Niye dümdüz sıkıyorsun ki? Evet, burada gidilecek. Ah! Hey, what are you still doing down here? Get topside. I hear troops are coming in to save us. Evet evet, bana da öyle dediler. Askerler kurtarmaya geliyor diye de. Kanka güvenemedim. Yardıma gelsene birader. Lan hiç var ya. Yardımla falan alakaları yok ha. Ama iyi var yani, cephane ve can bulma konusunda iyiyiz. Madem nostalji yapıyorsun, emülatörle Atari oyunları oyna. Alp abim, emülatör Twitch'te yasak. Bizi öperler. Şapur şupur her yerimizi öperler hem de. Buradan geldik zaten. Burası bir yere gidiyordur diye düşünüyorum. Hemen bir save daha. Hı-hı. Her yerimizden öperler abi. Houston, sanırım ufak bir sorunumuz var. O havalandırmayı kapamadan buradan atlamak mümkün değil. Ya da belki mümkündür. Yok, düzgün bir hızlandırmayla falan da atlamıyor orası. O zaman bir yerde havalandırmanın fişini çekmemiz gerekiyor. İçeri girer misin canım? Teşekkürler. Ama şey var mesela abi, kol vardı yine. Nerede kol vardı ya? Oğlum ben bakar kör müyüm? Göremiyorum galiba. Ama şey var. Bu kadar mıydı ya? Ne bileyim, ben arkadan bir yerden keseriz zannettim elektriği. Yani Sega'nın PlayStation diyorum, özür dilerim. Atari oyunları için yaptığı bir emülatör var Steam'de. Oradan oynarsan her şey serbest. Bayağı yetenekli atlıyorum ha. Çaktırma. Bayağı yetenekli atlayışlar sergiledim. Benim ayak sesimmiş ya dedim, bir sıkıntı var galiba. Samet abi kör dosta iyi ateş ediyor. Hı. Onları alır gelirim bu arada. Ama bir save alayım da aşağı düşersen falan diye şimdi. Ben kendimden korkuyorum biliyor musun? Oy, çok güzel oldu bu. Cam Çelik Prime'ın avantajıyla aramıza katılmış. Hoş geldin Cam Çelik, sağ olasın. PlayStation oyunları oynamıyor musun? Abla benim şeyim dar. Alanım. Alan dar olduğu için PlayStation'ı kuramıyorum. Normalde PlayStation var. Birçok oyun da var. Yani sağ olsun bizimkiler falan da hesaplarını veriyor işte. Bayağı bir oyun var yani. Ama capture kartım da var. Ekranım yok. Daracık alandayım yani. Biraz fazla kalabalık orası. Bayağı uzun bir oyunmuş Half-Life. İşte ara ara oynarız, ara ara oynarız canım. Şöyle tekrardan bir save alayım. En azından şey, armorumuzu fullledik. Ya yani misal PlayStation'ı kursam ne yaparım? Bir tur daha Infamous yaparım. Şahinim hoş geldin balım. Aleyküm selam. Bir tur daha Infamous yaparız. Until Dawn yaparız. Until Dawn hala bilgisayara gelmemiş olan PlayStation oyunlarından. Until Dawn çok iyi olur. Efendim ve Gecem Esra'ya abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederim Gecem. Kesene bereket. Sağ olasın. Şey Esra arkadaşınız mı? Oy. Oha! Shotgun geldi.
Bir arkadaşınızı davet ettiyseniz hani şayet sizin misafiriniz benim misafirimdir efendim. Mutluluk duyarım gerçekten. Uncharted 4 falan bitirmiştik. Ona geri dönmeyiz de PlayStation için. Çeşitli şeyler yapılabilir ya. God of War oynanabilir misal. Ghost of Tsushima. Samuray tarzı Assassin's Creed gibi falan böyle. Hakikaten yapabilsek güzel olur. Kafa niye sürekli şurada? Çünkü benim PlayStation burada. Ama ben onu nereye getireceğim ya? Nereye kuracağım şimdi ekranı? Masam çok dolu. Shotgun muhtemelen tek atıyordur. Kanka pardon. Yani seni vurmak gibi bir niyetim yoktu. Olsa vururdum biliyorsun. Tamam sessizim ama kapıyı aç. Aa. Evladım. Neden kapıyı açmıyorsun? Kazara mouse'a bir kliklersen var ya yok ederim ha. Bana yazıyordu oyun hakkında. Ben de dedim rahatça yazsın burada. Aa, sağ olasın. Kesene bereket. Teşekkür ederim. Şşş. Aç hadi kapıyı la. Hadi aç kapıyı gidelim. Ya kapıyı açmıyorsun. Beni mi takip ediyorsun? Lan ben ne yapacağımı bilsem sana niye takılayım be adam? Dur bir save alayım. Ha demek ki buradan. O davetsiz misafirler. Shotgun mermim çok değil ama pistol mermim var. Bayağı yeteneklisin ha. Karşılıklı olarak güzel sıktık bu arada. Tamam indirdik onu gel gel. Pistol mermim fazla diye pistol mermisi sıktım. Normalde shotgunla direkt devrilirdi ama sıkıntı yok. Samet Serap da bana yazıyordu ben de alacaktım ona. Samet bizim köyün emmisi o dedi vazgeçtim. Nasıl ya? Bizim köyün emmisi derken? PlayStation olayını ayarlamaya çalış bence. Çeşitlilik güzel olur. Hem sen de aynı oyunları oynamaktan sıkılmamış olursun. Evet. Şunları oynarız diye anlatırken bile heyecanlandın. Hı-hı. Yıllardır takip ediyorum. Uzun bir ara vermiştim sosyal medyaya. Sağlık sorunlarından geri döndüm. Gelince de destek olmak istedim. Geçmiş olsun. Umarım sağlık sorunlarını atlatmışsındır. Serap olmayabilir dedin ya. Ya ablacığım insanların kimliği benim şey hani nasıl diyeyim? Ya insanların kimliği benim için önemli değil. Sadece insanları birileri kandırmaya çalıştığı zaman benim hoşuma gitmiyor. Ya kimin ne olduğunu biliyorum ben ama hani adam itinayla rol yapmaya devam ediyor. Aptal yerine koymaya devam ediyor. O sıkıntı oluyor. Bu senin konuştuğun arkadaştan bağımsız. Hani sen nasıl rahat ediyorsan öyle yap. Ya abonelik hediye etmek istediysen içinden geldiyse et ablacığım. Ya benim kastettiğim şey oydu. Yoksa insanların kimlikleri beni ilgilendirmez tabii ki. Ama hani burada belli bir dostluk ortamı olduğu için ya ben isterim ki kimse kandırıkçılık yapmasın. Oha shotgun mermisi verdi. Ne kadar shotgun mermimiz var? 32. Peki 108 de burada. Olala. PlayStation 4 kurarsan bir yıllık sürede fazla bir çeşitli oyun bulursun. Evet olabilir. Evet evet mermer aslında yazık ya. Ozan'ın interneti de yok şimdi. Çocuğa nasıl sataşayım ben? Belli ki buradan gidilecek. Oy soğuk hava deposu. Dur. Burada bir save al. Arka taraflarda işimiz daha bitmedi diye tahmin ediyorum. Buradan gidilmiyor. Sen gelemiyor musun buraya ya? Yanlarda bir şey var mı? Valla neler olduğu hakkında bir fikrim yok. Silahını almak için kafasına sıkabilirim arkadaşın. Ne yapalım? Dayı, hayat zor. Hayat adil değil. Üzgünüm. Ya buradan geçemiyorsun. Ve sen mermi sıkamıyorsun ama ben sıkabiliyorum. Bayağı acımasız oldu ya.
O lazım mıydı? Deme. Deme. Deme deme deme. Ben hallederim ya. Lan iki shotgun mermisine iniyor ya. Hava soğuk değil mi böyle yavaş hareket ediyorlar? Ölülen. İyi misin? İyi, tamam. Evin gürültülü güneşi uyandı. Mutfakta birlikte yemek yapıyoruz. Peki sanatsal çalışmalar söz konusu mu Mehmet? Salon bölgesinde. Kafa yengesi uyarısı. Dur, kafa yengecini hallederiz şimdi. Kodumu tek atıyoruz zaten buralarda da. Lan alan hiç hoş değil var ya. Tamam, bu da ölü. Bu kapı açılsa da buradan girilemez sanırım. Orada girilecek bir yer yok. Buradan devam edilebilir gibi. Bir daha sayayım. Aynen, güvenlik sistemlerinin çoğu çöktüğü için lazım olacağını zannetmiyorum. Sana bir şey soracağım. Bilmem ne, güvenilir bir sistemi almayı düşünüyorum oradan. Bilmiyorum. Yok babuş, artık dikkat ediyoruz. Pırt sesini duyduğumuz an kontrol ediyoruz. Ya böyle adama ayağı dikerler Mehmet. Yok, bura açılmıyor abi. Adamı böyle ayağı dikerler Mehmet. Şuradan gideceğiz bu arada. Ne yaptı? Pırtladı mı? Evet, lanet olsun dostum. Evet, peki. Önceliğimiz buradan o zaman. Peki önce burayı bir kontrol edeceğim. Oy 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 oy. Hoca bu ne? Bu ne bu? Hanımefendi görüşürüz. Keşfin ödülü bol, bayağı bol ha. O son pırtı yapmayacaktı. Herhalde Mehmet siz böyle kalabalık bir ailesiniz ya. Hep bir arada falan yaşayan. Çünkü çocuk senin değil, annesinden fazla seni görüyor. O çay çok iyi ya. Et suyuna patates, havuç falan yapacağım. Ona özene bözene yediriyoruz yemeği. Patatesi daya kanka. Patatesi daya. Komünistler gibi patatesisin, elleme. Stalingrad gibi takıl orada. De kardeşim, burası Stalingrad. Sen o göte hakim olmayı öğrenene kadar patates yiyeceksin. Kardeşim adam asit kusuyor, ben ne yapayım? Baba daha kaç mermi yiyeceksin? Oo, deli deli etti kendini ya. Ağzımıza iyi etsin diye iyi besliyoruz. Haydi. Beko aleyküm selam, hoş geldin. Aldım seyip. Tamam. Birazcık fazla cephane harcadığımız doğrudur. Acık söz konusu olabilir böyle. Bir parça idareli davranmaya gidebiliriz. Ya gidin artık, gidin. Şu soğuk yeri geçelim, bir save alıp ufaktan oyun değişelim abi. Çünkü mekan, atmosfer hafif beni böyle bir bayanzi yaptı ya. Çok baymadım da tabii. Burada çok fena yağmur yağıyor. Ne güzel. Hava sıcak, dışarıya çıktım, bankaya gittim, öldüm bayıldım sıcaktan. Nispeten sakin gibi ya Ankara. Vantilatörü bile çalıştırmadım yani, şu an rahat rahat şey yapıyorum. Valve'ın yeni oyunu mu? Beko'cum bu Black Mesa hayran yapımı diye biliyorum. Ya artık geldiğimizi cümle alem duymuştur. Sanırım. Burası aynı yer. Sen bir yeri mi açıyorsun? Anladım, diyaloğu yok bunun.
Kaldıraç sesi ne? Burası da kilitli. Sanırım yanlış bir yerden saptım. Ben de gezmeye gittim, asfalta yapışacaktım sıcaktan mı? Sen herhalde kızların yanına gittiydin abla ya. Junket'ini unutmuşum, onu da almaya geldim. Ne yapayım? Senin de ağzından tek kelime çıkmıyor. Buradan gidilmeyecek. O zaman buradan. Buradan zaten girdik. Bir yerde bir dönüş, bir yol. Bir vana, bir bulmaca falan bir şey kaçırmış olabilirim. Buradan buraya geldin. Tamam. Buradan içeri girdin. İçeri yeni girdik çünkü mermileri yeni alıyoruz. Burada tuşla herhangi bir açılma olmadı. Ve levye ile orası da kırılamıyor. Shotgun'la takılabilirim belli bir süre. Burayı açıp kısa yolu da mı açamıyorum ya? Belli ki ben bir yerde bir şeyler kaçırıyorum. Bir tane et var, oraya ilerlemen lazım. Düz yürü. Tamam, ben burayı izi yardırdım. Bak burada bir tane büyük baş devirdik. Şurada bu çocukları devirdik. Buradan şurası açıldı. Bak buradan gittiğimde de malak gibi dışarı çıktım. Vana kutuların yanında. Hah, gördüm. Bu vanayı nereye götüreceğim ben? Herhalde buradan ilerleyeceğiz ya. Sanırım bu. Ne işe yarayacağını inanın bilmiyorum bu arada ama. Serkan çok sağ ol bu arada ya. Yine sana Serdar dedim de. Helal et. Çok sağ ol ya valla. Sayende aka aka ilerliyoruz. Normalde ben bu vanayı getirip buraya takmayı pek düşünemeyebilirim. Ama bu vana ne işe yaradı şimdi burada? Yani neyin kilidi açıldı? Deminden şimdiye yolculuk. Google GPS gibi ya. Vanayı aldım, taktım. Buradaki eti çevirdim. Hala tuş sesi diyor. Tekrar çık buradan, köprü görevi sağlandı. Peki. Denerim. Hala kaldıraç sesi geldi diyor. Et ilerledi, tam hizaya getirmek gerekiyordu. Yani oyun beni bir durdurmadı. Herhangi bir konuda da uyarmadı. Bilmiyorum. Ablacığım teşekkür ederim, sağ olasın. Evet, fazla ilerledi bu. Ne yapacağız? Geri gidiyor mu böyle? Okey. Ya biraz yamuk. Ama idare eder. 2 santim daha ilerlet. Tamam ya, geçeriz ya. Geçeriz abi, daha ne? Daha ne? Oyunu ben oynasam hala boş boş dolaşıyordum ortalıkta.
Adem destek almazsan, yani Serkan olmasa inan biz de boş boş dolaşıyorduk. Yani şu an Serkan ilerletiyor olayı, mevzuyu. Sağ olasın Serkan, sağ olasın. Şurayı bir halledelim. Ardından artık save alacağım. Yeter. Aha bak. Çok güzel bir yol açıldı. Köprü açıldı. Yani artık buradan o şey odasına gidebileceğim. Can dolu odaya. Half-Life'ın güzel yanı, sana hiçbir şey söylemiyor. Bölümle ilgili al ne yaparsan yap diyor. Hadi bak, bana yayında var support var. Yayında olmadığını düşün. O zaman da şey de izleyeceksin ya. Herhalde Vault Rock izleyip bir şeyler yapacaksın. Pompalı biraz fazla geldi galiba. Aman bir iki mermi harcayalım be. Chase'ime mi götüreceğim? Direkt portu çıktı herifin. Seni de indirelim. Var ya, direkt bu pistolün mermi tasarrufu gibi bir şey ya. Bir save daha. Pompalanın hissiyatı gerçekten çok iyi. Chase mi yapıyorsun Samet bizden gizli? Chase mi yapıyorsun derken abla? Anlamadım. Pompalanın sağ tıkı ikili sıkıyor. Hı hı. Kardeşler selamun aleyküm. Good heavens, you gave me quite a scare. Don't count on the cavalry finding us down here, Doc. We gotta head for the surface. But with all the elevators out of order. Yürüyeceğiz dostum. Aha, kısa yol açıldı. Güzel, kısa yol açtık. Aa, buradan kısa yolu açıp o herifin kafasına sıkmasak daha kalabalık gidebiliyorduk, öyle mi? Gerçi adamların sayısının pek bir önemi yok ki. Çizime götüreceğim dedin ya mermiyi. Kullanmaya kıyamıyorum abla, ondan dolayı. Alp abim hoş geldin. Tamam o zaman. Uzaylı yetkililerle iletişime geçmemi. Dayı siz ikiz misiniz? Sıkıntılı mısınız kardeşim? Tek ayak üzerinde durma cezası verdim ikisine de. Tam burada bırakalım. Arkadaşlar, YouTube'dan izleyen herkese teşekkürler. Şöyle bir... Lan 50 tane save almışım arkadaş. Hangisinin saati doğru? Hiçbirinin saati doğru değil. O zaman şunları bir silme. Yeni kayıt oluşturma adam. Tamam. YouTube'dan izleyen herkese teşekkürler. Şimdilik bizden bu kadar efendim. Gayet güzel ilerledik.